Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam aradığınız gibi yumuşacık, içi sulu anne köftesi tarifini paylaşacağım. Buyurun tarifimize başlayalım. Tarifimiz için orta yağlı yarım kilo kıymamız mevcut. Üzerine bir adet orta büyüklükte soğanımızı ince ince rendeleyip suyunu sıktım. Bunu ilave ediyorum. Daha sonra 2 diş sarımsağım var. Bunu da ince ince rendeledim yine. Üzerine yarım demet ince kıyım maydanozumuz var. Bunu da ekliyorum. Yarım çay bardağından bir parmak fazla galeta unu ekliyorum. Evde ekmek kırıntınız varsa, bayat ekmeğiniz, onu da ıslatarak ilave edebilirsiniz. Bir adet yumurta ekliyorum. Bir tatlı kaşığı salça ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kırmızı biber, bir çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı kabartma tozu. Şimdi köfte karışımımızı iyice yoğuruyoruz. Bu aşama önemli. Ne kadar iyi yoğurursanız ve köftemizi ne kadar iyi dinlendirirseniz o kadar lezzetli olacaktır. Bu aşamada çok iyi yoğurmak gerekiyor. Bütün lezzetlerin birbirine geçmesi için. Köftemizi 4-5 dakika boyunca bütün lezzetlerin birbirine geçmesi için ve adeta bir lokum kıvamında olması için iyice yoğurduk. Şimdi üzerini bir kapak yardımıyla kapatarak ya da bir streç yardımıyla kapatarak kurumaması için buzdolabında dinlenmeye gönderiyoruz. Daha sonra şekil vereceğiz. Evet arkadaşlar, köftemiz 20 dakika boyunca dolapta dinlendi. Şimdi şekil verme aşamasına geçebiliriz. Gördüğünüz üzere şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar aldım elime. İyice sıkıştırıyorum, yuvarlıyorum. Ben yuvarlak vereceğim şeklini klasik anne köftesi formatında. Sizler dilerseniz daha farklı şekiller verebilirsiniz. Şöyle incelttim. Çünkü pişince ortaya doğru çekiyor. Ortasını inceltmek için parmaklarımla bastırdım. Ve ilk şeklimiz hazır. Yine ceviz büyüklüğünde bir parça aldım elime. Sıkıyorum, yuvarlıyorum ve bastırıyorum. Evet, bu köftemiz de hazır. Hemen bunu da yerleştiriyorum. Ceviz büyüklüğünde yine parçamı aldım. Yuvarlıyorum. Şöyle sıkıştırıyorum ve bastırıyorum. Ve bu köftemiz de hazır. Evet arkadaşlar, köftelerimize şeklini verdik. Gördüğünüz üzere şöyle ben birazcık ince ve büyük yaptım. Çünkü pişince bildiğiniz gibi köfteler çekiyor. İnceliğini de şöyle sizlere göstereyim. Klasik anne köftesi şeklini verdim, yuvarlak. Şimdi bunları kızartmaya geçebiliriz. Izgara tavamıza şöyle bir çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Isınması için altını açıyoruz. Isınan yağımızın içerisine yapmış olduğumuz köftelerimizi yerleştiriyoruz. Kızartmak için atıyoruz.
Evet, köftelerimiz 2 dakika kadar pişti. Şimdi şöyle diğer yüzünü hemen çeviriyorum. Görüyorsunuz, bakın piştikçe nasıl çekiyor köftelerimiz. Yüzeyleri aynı şekilde pişecek. Şöyle güzel hafif bastırıyorum. Bakın görüyorsunuz nasıl çektiler boyutları. Yine çeviriyorum. Bir kez daha eşit oranda pişmesi için ve ilk köftelerimi şöyle artık alıyorum. Gayet güzel piştiler. Yaklaşık 2 dakika altı. 2 dakikada diğer tarafı pişti. Eşit oranda çevirdik, kurutmadık. Fazla içinin soluluğu da gitsin istemiyorum. O yüzden artık alıyorum. Evet, ilk köftelerimizi aldım. Görüyorsunuz mal gibi kızardılar. Enfes bir görüntüdeler gerçekten. Diğer köftelerimi de hemen ekliyorum. Böyle sıra sıra diziyorum. Şöyle ikinci parçamızı da tavamıza dizdik. 2 dakika bu şekilde kızaracaklar. Köftelerimi hemen çeviriyorum. Evet değerli izleyenlerim, bir tarifimizin daha sonuna geldik. Şöyle piyazıyla, ketçap, mayonezi ve yanına patatesiyle anne köftelerimiz hazır. İçi sulu sulu, kurumayan ve dağılmayan, şöyle sizlere nasıl güzel kızardığını da göstermek istiyorum. İç dokusunu da hemen sizlere göstereyim. Bakın görüyorsunuz enfes, çok güzel sulu sulu içi hala. Bu harika tarifi sizler de evlerinizde denerseniz kanalıma abone olmayı, değerli yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın canlarım. Bir sonraki lezzetli tarifimizde görüşmek üzere, sevgiyle kalın.